İşte beklediğiniz gün geldi Çatlı Sultan. Hani hayaliyle yanıp tutuştuğunuz gün. Bakın sizin için neler yapılıyor. Bütün şehir eğlencede. Aslan parçam, sen de mi gelmek istiyorsun? Evet baba. Hatun'un aslında çok sıkılıyorum. Bunu sakın Hatun'un yanında söyleme. Akşam oldu, eğlenceler başladı. İbrahim seni de götüreceğim diye söz verdi ona. Tamam Mustafa. Az işim kaldı. Bitireyim çıkarız. Bu buluşma bana hediye gibi geldi. Sizi göreceğimi hiç beklemiyordum. Sizi son defa görmeden, mübarek ellerinizi öpmeden gidemezdim. Birazdan bu saraydan çıkacağım. Lakin bu ayrılığımız son vedamız olacaktır. Düğünümüzü uzaktan izleyeceğim. Size uzaktan bakacağım. Beni göremeyeceksiniz. Ama lütfen hissediniz. Hep yanınızda olacağım. Siz de biliniz ki beraber aynı yastığa baş koyacağımız geceye kadar nefes almayacağım. Dinleyin bakın kalbimi. Duyun sesimi. Benim için çarpıyor. Diyor ki saadet işte burada. Çok yakında artık. Gitmem lazım sultan. Birinci avluda paşalar beni bekler. Elveda. Paşa Hazretleri, uğurlar olsun size. Saadetiniz daim olsun. Allah razı olsun Nigar Kafa. Marifet olur.
Efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mesut Efendi. Hoş bulduk. Tanrı'ya dua ediyorum, bu Mesut günü de gördüğüm için. Darısı evli olmayanların başına. Ne? Böyle bakma bile, ben iyiyim böyle. Vallahi ben de öyle diyordum ama sonra deniz gözlü bir dilberin ateşine düştüm. Ya. Aa, geliyorlar. Mustafa, nasıl da seviyorlar seni. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri. Padişahım. Bu yüce serefe nail olduk sayenizde. Oğlum İbrahim'in düğününe geldiniz. Nik oğlumla sevincimizi nasıl anlatsak? Çok memnun oldum, hoş geldiniz. Ailenizle mesut musunuz? Padişahım, nasıl söylenir bilmem. Biz balıkçıyız. Kusur varsa affedin. Dualarımız sizin için. Aileniz için. Sana baktıkça Pargalı diyesim geliyor. İnsanın ikiz kardeşinin olması Allah'ın bir lütfu. Kıymetini bil. Kardeşin benim için çok mühimdir. Hünkârım. Şu resim meselesini bir halidir ihmal ettik. Lakin düğünden sonra devam ederiz. Bana başka resimler de yapacaksın. Siz nasıl isterseniz hünkârım. Buradaki işlerini bitirdin mi? Çok az kaldı hünkârım. Âlâ. Sancı geldi. Bir an yokladı öyle. Bir şey yok. Ne bu surat? Sultanın nedimesisin sen. Arı gibi çalışsana, durmak yok. Saraydan ayrılacak, çok üzgün ben. Gözde olacak, Hürrem Hatun gibi şehzade doğuracaktım. Bunları düşünme artık. Kadere isyan etmenin faydası yok. Ben bir daha göremeyecek hünkârı. Kim demiş? Görürsün.
İbrahim Paşa'mız hünkârımızın en yakınıdır. Saraya gidip gelir elbet. Gelir mi? Gelir gelmesine de boşuna hayaller kurmasın. Hadi işinin başına.